Bir konuş bakalım. Konuşuyorum şu an. Baya mı ses alıyordum? Ne yapayım? Evet doğru. Evet. Girişini yap. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün dedik ki çok farklı bir şeyler yapalım Vlogbuddy'nin botuyla. Belki de YouTube'da yeni bir ne derler ona? Ne derler? Content yapalım dedik. Daha doğrusu şöyle, ben ve Batu Apple'ın bütün ürünlerini neredeyse kullanıyoruz ve gerçekten de Apple'dan başka hiçbir ürün kullanamaz olduk. Apple WWDC 2017'yi tanıttı. 2017 DC'yi tanıtmaz tabii ki de. WWDC 2017'de yeni ürünlerini ve yeni evet, konferansını yaptı. Hiçbir şey konuşamıyorum. Bir şey değil. Apple WWDC 2017'de yeni ürünlerini ve yeni yazılımlarını tanıttı. Biz de dedik ki bunları bir göz atalım. Belki aranızda Apple'la ilgili sormak istediğiniz şeyler olabilir. Bizim gibi Apple fanı olabilirsiniz. Ama bundan sonra paranız yeter mi? Orası bilinmez çünkü. Benim yetmiyor abi artık yani. Çünkü bokunu çıkartmış durumdalar, affedersiniz. Neden? Neden? Şimdi göstereceğim. Önce bir. Oğlum kedi var lan burada. Siz onu görmüyorsunuz şöyle ama. Pisi. Şimdi ilk olarak iOS 11. Nerede lan bunun videosu? Üstüne tıklayacağım abi işte. Yok mu lan videosu onun? Videosu yok. Artık 10 parmağında 11 marifet varmış mesela. Dosyalama sistemini değiştirmişler. Tam olarak ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Detaylı yani bakmadım. Şöyle iOS 11 hem iPad'lere hem de telefonlara geldi. Telefondakini geç. Bu arada bu böyle video... Ne oluyor lan? Yukarıdaki video başladı abi. Bu arada bu video böyle tanıtım amaçlı falan diye çok ciddi alıp da izlemeyin ha. Yani biz de burada tanıtıyoruz geyik ama biz de açıkçası işin böyle erbabı değiliz. İşte iOS şunları yaptı da, bunları yaptı da, şurada şunları yapıyorsun da performansı bu kadar gelişti. Biz de siz ne kadar biliyorsanız o kadar biliyoruz yani Apple'ı. Dosyalama sistemi getirmişler iPad'ler için. Bu çok önemli ve bence çok güzel bir yenilik. iPad'lerinizi de bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Yani MacBook kullananlar bilir, aşağıda böyle bir tane dock var. Masaüstü gibi bütün aplikasyonların olduğu. Onun aynısından iPad'e gelmiş. Böyle tutup çekip oradaki dosyaları falan filan hepsini oralara yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda dosyalama sisteminde resim olsun, yazı vesaire koyabiliyor musun her şeyi, müzik? Yani evet. Müziği koyamıyorsun galiba çünkü iTunes'da hala çok bağlantılı olduğu için müzik dosyaları ve ses dosyaları, onları bilgisayardaki gibi kullanamıyorsun. Sadece resim ve yazı Word dosyalarını koyabiliyorsun diye biliyorum. Anladım. Bu arada hani eski iPad'lere çıkacak mı? Yoksa abi, bu sadece yeni iPad'lerde mi? Onu hiç bilmiyorum çünkü bende iPad mini var, ilk sürümü. Zaten aletin kapasitesi 8 GB. Şu an 6 GB'ını zaten iOS kaplıyor. Ben bunu yüklesem... ben bunu yüklesem zaten başka hiçbir şey yapamam ki. Safari'de gir, internete gir. Başka hiçbir şey yapamam. Aa, ne kadar saçma lan. Mesela şey oluyor, 32 GB'de alıyorsun. Aslında sadece 28 GB'ını falan kullanıyorsun. Tabii canım, 10 GB'ını yiyor zaten. Bu arada şeyi ben sevdim ya, dock gibi yapmışlar ya. Yani arayüzü zaten esas galiba büyük değişiklik bu iOS. Tabii. Multitasking demişler. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Biraz geç geldi ama. Aynen, o vardı zaten. İşte burada ne yapıyor? Bir tane fotoğraf koymuş. Onu editlerken yanda işte editlediği kıza işte yazıyor. Ne haber? Ne yapıyorsun? Heh. Bu gece falan. Uyudun mu? Ne yaptın? Bak falan. Güzel fotoğraflarını çektim falan. Yani bizim gençliğimizde böyle istiklal fotoğrafçıları vardı ya. Senin fotoğrafını çektim falan diye böyle kızları tavlamaya çalışırlardı. Aynı bu geyin uygulamasını burada göstermişler. Bunu da ekrana şey yaparsın sen onu. Yaparız bunu. Neden konuştuğumuzu anlarlar onlar çünkü. Güzel görünüyor ya. Üzerine not alabiliyorsun galiba şeylerin, fotoğrafları. Sonra mail olarak atabiliyorsun onu. Ama galiba bu iPad Pro'larda çok işe yarayacak çünkü kalemi falan kullanabiliyorsun bunda. Sen de onu istiyordun ama neden istediğini... Abi ben her şeyi istiyorum bu arada ya. Apple'daki bütün ürünler nedense böyle gereksiz olsa bile alasım var, kullanasım var ama bundan sonra alamayacağız. Çünkü çok pahalı. Apple yeni iPad Pro modelini çıkarttı. Bir 12.5 inçlikti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kaç inçliği vardı? Evet. 12.9 inç ha. Yani büyük iPad Pro 12.9 inç. Bir de ufak olanı vardı 9.5 inç ya da 9.2 inçti galiba. Şimdi aynı kasaya daha büyük ekran sığdırdılar. 10.5 inç yaptılar. Yine aslında iPad'in büyüklüğü aynı, sadece ekran büyük, evet. Güzel. Artık zaten oraya doğru gidiyor galiba. Samsung'da Edge'i çıkarttı ya, o kenarlardan kurtulma olayı falan. Ya bence zaten bir sonraki iPad, iPhone falan hepsi full ekran olacak ya. Ama güzel olmuş yani. Ben bunu güzel. Alırım param olursa eğer. Alırım. Sürekli Apple'a böyle bir eğilme, hoş geldik, hoş bulduk falan bir durumu var yani. Abi ne yapayım yani, bak ikimiz de bu işlerin içindeyiz. Say abi nelerin var? Abi Mac Pro var, Thunderbolt Display var, MacBook Pro var, MacBook var, Apple TV var, iMac var, iPhone var, iPad var. Var yani. Ama her şey var. Ama işte bunları aktif olarak kullanmasam almazdım sonuçta. Hani ne oluyor mesela? iPad ne amaçla kullanıyorum? İşte yeni bir kamera aldım. Kameranın işte orada bütün ayarlarını, yani monitör olarak iPad'i kullanabiliyorum mesela. iPhone zaten fix. Ben Apple'a zaten 2008 yılında başladım Apple kullanmaya. Onun dışında biraz tövbeli gibi bir şeyim. Hani ne kadar boktan hakikaten ben bu MacBook Pro'yu yeni MacBook çıktıktan sonra aldım. Ama hiç pişman değilim. Yani hiç beğenmedim çünkü yeni MacBook Pro'yu. Oradaki touch bar bence çok gereksiz. Yani 1000 lira fazla para veriyor. Aynı fikirde. Hatta 2000 liraydı galiba ben alırken aradaki fark. Ama hiç pişman değilim. Çünkü en az ben biliyorum ki bunu 3 sene daha kullanacağım. Sadık bir tüketicisiyiz Apple'ın. Evet, yani bütün ürünleri neredeyse var. Abi hepimiz kullanıyoruz. Yani bende de neredeyse sadece bu Thunderbolt Display ve bu silindir şeklinde adı neydi lan o? Mac Pro. Mac Pro. Evet, artık Mac Pro'lar da yok bu arada. Nasıl yok lan? Yok abi, iMac Pro'yu çıkarttılar işte onun yerine. Hayır işte o onun yerine almayacakmış. Abi nasıl o zaman? Bunun hiçbir özelliği yok ki iMac Pro'dan. İşte ben sabah daha kahvaltı yaparken bir şeyler izledim. Hani yerine mi geçecek falan diye konuşuyorlardı. Hayır, Mac Pro'nun kasasını güncelleyeceklermiş. Yani 18 çekirdeğe kadar çıkıyor şu an iMac Pro mesela. Onu konuşuruz zaten de. Mac Pro'yu büyük ihtimalle artık 28 çekirdek falan yapıp böyle saçma sapan bir performansı ulaştıracaklar ama tabii fiyatı da... Onu konuşuruz da çayı çek ya. Evet ya, kuru olmuyor. Çayı çek. Çay var mı? Vallahi var. Dur çay yapıştırıp gelirsen. Bu arada bardağımızı da çayımızı da içelim şöyle. İçersen şöyle gelin damat gibi. Yok o zorlar. Bu kadar teknolojik aletli sakat. Yani evet, iOS 11'i bir de iPhone üzerinden konuşalım. Ben çok yenilik görmedim. Yani böyle ulan ne yapmışlar diye. Ama ufak dokunuşlarla biraz hızlandırmışlar telefonu. Tabii o eski telefonlarda ne olacak yine? Ya şimdi hangilerine geldiğinde... onu bilmiyorum. Herhalde büyük ihtimalle 6'dan sonrası için bu. Ya bir de şey yapmışlar. Şimdi bu iPhone'da hani böyle alttan böyle şu hareket var ya. Evet, şununla başlıyor. Sonra telefonu alınca şunu yapıyorsun abi. Şunu yaptığın zaman böyle telefonun bütün özelliklerine ulaştığın bir ekran var ya, işte uçak modunu alıyorsun, Wi-Fi'yi açıp kapatıyorsun, flashlight'ı açıyorsun. O da dock mu deniyor ona? Dock, evet. Ne diyorlar ona? Sesi açıp kapatıyorsun falan, hani öyle şeyleri var ya. Hı-hı. Onu biraz güncellemişler. Artık her şeyi oradan yapabiliyorsun. Yani ışığın renginden tut, ses açıp kapamaya kadar her şeyi oraya koymuşlar. Bir ekranda hepsini toplamışlar. Bence mükemmel bir şey yani. Yani biz Türkler kullanır mıyız bilmiyorum ama şimdi genelde artık navigasyon olayı kalktı biliyorsun. Herkes telefonundan kullanıyor yani navigasyonu. Evet, iPhone'dan falan. Haritaları güncellediler. Alışveriş merkezlerini de eklediler. Yani şöyle bir alışveriş merkezine girdin, gittin kanyona. Kanyondaki bütün mağazaları gösteriyor sana. Nerede yürüyorsun, ne yapıyorsun, kaçıncı kattasın. Ama o bize gelir mi bilmiyorum şu an. Şerit kılavuzu diye bir şey getirdiler. Bazen haritada donma yapıyordu. Yani hızınızı hesaplamıyor, tamam mı telefon? Mesela bir sapaktan gireceksin ama o sapak burası mı bir sonraki mi bilmiyorsun. O kadar yakın sapaklar var ya. Bir de iWatch'la sen onu denemiştin motorlayken özellikle. Telefon cebinde, motor kullanıyorsun, kask var, her şeyi, cep telefonunu çıkartıp bakamıyorsun. iWatch'un öyle bir özelliği var. Aynen öyle. Haritayı saat üzerinden görebiliyorsun. Telefon gecikme yaptığı için saate de yansıyor bu olay. Evet. Ve ben sapacağım sapağı kaçırıyorum. O zaman bir anlamı kalmıyordu. Ama telefonda bunu düzelttilerse güzel oldu. Bir de şöyle bir özellik geldi. Bence hiç kullanmayacağım bir şey Türklerin. Bu rahatsız etmeyin modu var ya. Evet. Kullanan var mı lan hakikaten? Bilmiyorum ama ben hiç kullanmadım rahatsız etmeyin modu. Ya da trafikte giderken rahatsız etmeyin, bir de araba kullanıyorum modu var. Araba modunu açıp koyduğun zaman size gelen hiçbir arama, mesaj telefonunuza düşmüyor. Siz sadece yolunuza odaklanıyorsunuz, haritanıza bakıyorsunuz. Geldiğiniz destinasyonda telefon otomatik olarak tekrardan rahatsız etme modundan çıkıyor ya da siz otomatik olarak çıkartıyorsunuz. Sonra manuel olarak çıkartıyorsun. Aynen. Manuel olarak çıkartıyorsun. Bütün aramalar, mesajlar, bütün notification'lar bir anda böyle tak tak geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Kimse kullanmaz Türkiye'de. Biz de kullanmaz. Ama şöyle bir özelliği de var. Rahatsız etme modunu açıp yola çıktığın zaman biri sana mesaj attığında karşındakine otomatik mesaj gönderiyor telefon. İşte şu an araç kullanıyorum. Güzel. Sizi ulaştığım yerde arayacağım gibi. Güzel. Bak onu kullanabilirim ben. Öyle bir şey varsa bu güzel bir şey yani. Eğer böyle bir uygulama varsa bu adam araba kullanıyor ya da bu adam motor kullanıyor ki bu motor da çok daha önemlidir. Bazen atıyorum bir iş yapmış oluyorum. Telefonu açamadığım noktada müşteri böyle biraz şey olabiliyor yani. İşte neredeydin ki sen de falan filan olabiliyor. Bu onun önüne geçebilir. Güzel yani. Yani biz sadece şu an kullanabileceğimiz özellikleri konuşuyoruz. Daha detaylı bir inceleme istiyorsanız tabii internette bir sürü bulursunuz. Biz şu an bayağı bildiğin çay içip geyik yapıyoruz. Aynen. Bu arada bu da chips. Kendisi 3 yaşında. Sen onu bırak da ha. Bir tane şey çıkarttı bunlar. HomePod diye. Abi onu ses sistemi. Çok merak ediyorum. Gördün mü böyle Londra'daki askerlerin böyle kafasında taktığı ya evet gibi ya, onu bir şey var. Bu Apple'ın tasarımları zaten hep böyle bir tartışma konusu oluyor ya genelde. Mesela bu bendeki Mac Pro'da o silindirik kasada çok kutusuna falan benzetildi. Böyle bir sansasyon yapıyorlar. Yine reklam oluyor o yani. Hani aa baksana işte böyle şöyle falan filan. Ama günün sonunda insanlar kullanıyorlar ve memnun kalıyorlar yani. Bu arada A8 çip kullanıyorlarmış içinde. Yani bayağı akıllıymış dediklerine göre. Yaydığı sinyalle evdeki duvarları ve işte önünde ne varsa onları algılayıp sesi doğrudan size gönderiyormuş. Bunlar nasıl? Ne yapıyor abi? Bunlar abi yani. Hiçbir fikrim yok yani. Ses dalgası mı gönderiyor artık? O ne demek abi? Başka bir şey mi gönderiyor? Ne yapıyor? Bir de Siri ile çalışıyormuş. He Siri diyorsun. İşte bana bir oradan İbrahim Tatlıses çal diyorsun. Çalıyor yani. Diyorsun, başka oradan yardımda. Abi en çok sevdiğim şey şu. En sevindiğim bak. Tekrardan geri geldi değil mi? Konferansta en mutlu olduğum şey şu klavye abi. Wireless ve number pad var. Ben bunu alırım ya. Ben bunu hep alırım ya. Ya bu da burada yalanıyor. Sesini alıyordur kesin. Bak. Başka ne var? Başka bir şey olmaz mı? iMac Pro var yani. iMac Pro. Önce fiyatını söyleyeyim de sonra özelliklerini söylerim. Bizim milletimiz önce fiyata baktı. Abi. Ya ben de baktım yani. Ne diyeyim abi? Amerika'da çıkış fiyatı $4,999'dan başlayan fiyatlarla. Şimdi bak Türk hesabı yaparsan $5,000 kaç TL yapıyor? 16.700 lira. Bak 16.700 lira Amerika'daki çıkış fiyatı iMac Pro'nun. Sen bunun Türkiye'ye geliş fiyatını bir düşün. 20.000'den aşağı olmaz. Evet. O da giriş seviyesi. Çünkü MacBook Pro'yu burada 12-13 bin liraya satıyorlarsa bu adamlar $5,000 ben içler dışlar. Ya. Ben hiç düşünemiyorum abi. Çok saçma bir rakam olacak yani. Bak, ha bir de özellikleri şöyle başlangıç seviyesine. 1 TB SSD, 32 GB RAM, 8 çekirdekli bir alet alıyorsunuz. 20.000 TL'ye alacağınız özellikler bunlar. Parası neyse verir ki ya. Bak burada mesela SD kart yuvasını koymuşlar ya, ben sana söylemiştim. Abi yeni MacBook Pro'da bunu kaldırıyorsun. Sonra gelip buraya koyuyorsun falan. Ya o da Pro, bu da Pro. Ya evet, çok saçma. Çok saçma ya. Arkasında 4 tane USB 3 var. Kulaklık girişi var. Kart girişi var. 4 tane Thunderbolt 3 girişi var. Bir tane de Ethernet var. Ethernet de 10 TB'a kadar mıydı? GB mı TB? 10 GB. 10 GB Ethernet. Bu kadar da anlamıyorum. Kalkmış bir de neyin videosunu yapıyorsun tabii. Ama rengi çok güzel vallahi, ben çok beğendim. Vallahi. Bak bunu full yapsan, tamam mı? 18 çekirdek yapsan, 128 GB RAM koysan, bir de 2 TB da hard disk koysan, Türkiye'ye geliş fiyatı ne olur? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu mesela şu anda available değil ya. Evet. Bu Buy Now burada çıktığı zaman, hani satın al özelliği çıktığı zaman globalde de herkes hemen girip full spec yapacak abi. Onu da koy, bunu da koy. Oha işte $10,000 çıktı. Aa $10,000 falan filan diye bayağı kavga kıyamet kopacak abi bütün dünyada. Bizim sonra herkes adamlar gidecek alacak ondan sonra. Yani herkes gidecek, Türkiye'de gelirse ne kadar olur falan filan. Bizim yaptığımız geyin aynısını yapacak herkes. Bak bizde şöyle bir şey var. Bizde de var. Apple bir ürün çıkartıyor. Biz önce bakıyoruz. Sonra bok atıyoruz. Sonra gidip alıyoruz. Hep öyle oldu abi. Ama yarı yolda bırakmıyor şimdi. Ha bu mesela klavye ve mouse'uyla beraber geliyor. Bir zahmet. Abi 20.000 ya başlangıç seviyesi ya. Full artı full al aleti 30.000-35.000 bulur herhalde alet. Bak 35.000 buna vereceğine ne alırsın 35.000'e? Harley alırım abi. Sportster bir tane daha alırım. Ya da benimkini satarım. Bir tane Softail alırım tamam işte. Araba alıyorsun ya 35.000 liraya. Var araba var 35.000 liraya. Var. Güzel arabalar var. 40-45.000 liranın 50.000 liran var. Ne yaparım? Eve girerim lan. Hangi eve gireceğim? O 45.000 liraya. Hayır kaporasını yatırırsın en azından. Oğlum bak ajansın var tamam mı? 4 kişi çalıştırıyorsun ama hardcore iş yapıyorsun. Şundan 4 tane alsan 50.000 liradan 200.000 lira yapar. Ne yapacağım onu? Ev alacağım. Ev alacaksın. Oğlum yatırım yapmak lazım ya. Peki paran var tamam mı? Para bok. Tamam. Alır mısın gene bu arada? Alırım lan niye alırım? Ne bileyim abi hani kullanır mısın anlamında. Yani hepsinden bu senin işini görür mü? Alırım lan niye? Param var. Alırım abi niye almayayım? Alırım yani. Dekor olarak kedi. Canavar. Yapmayayım. Oğlum ürüne sahip çık. Şimdi sen ben mesela bunu görünce çok heyecanlanıyoruz. Ben bu presentation'ı izlerken canlı yayın izledim. Presentable bir insan olduğum için. iOS 11'den bahsederken millet böyle alkış kıyamet. O da ne biliyor musun? Fakir tesellisi. Herkesin elinde iPhone var çünkü. Bir şeyler değişecek ya. Aa evet falan. Şimdi kim iMac Pro'yu alacak abi? Abi ben böyle iMac Pro çıktı ağzından böyle sular akıyor. Oha o ne lan falan diye millet böyle oturup izliyor. 18 çekirdek falan. Oğlum şunlar keşke değerlense ya. Böyle altın gibi falan olsa. Alsak da değer artsa satsa sonra. Aa benim 2008 MacBook'um o zaman. Bir tam altın fiyatı yetmez bile yani. Evet. 43 dakikadır konuşuyoruz. Boş boş. Ve bu zamana kadar biziz yani videonun kaçıncı dakikadaysak artık bro. Eylül'de mi çıkacak dedin yine? December mı demişlerdi ya iPad şey için? Abi ben İngilizce'de ayları hala çözemedim biliyor musun? Bak mesela Tuesday ile Thursday'i de şey yapamıyorum. Hangisi salı hangisi perşembe? Tuesday salı, Thursday perşembe. İşte onu hep karıştırıyorum abi. Ayları söyle mesela January, Ocak mı? Evet. Vay be. İlk defa. November'ı biliyorum. Ben de onları karıştırıyorum biliyor musun? December'la November'ı çok karıştırıyorum. November benim doğum günüm artık karıştırmazsın kardeşim. December bilmiyorum işte. Yok, Allah bizi kahretsin. Bende yok abi. Work and Travel'a gitmişiz. Bilmem ne olmuş ha hiç. Apple'ın İngilizce sunumuna bakarak Türkçeleştir. Sen gel ondan sonra December'la November'ı burada karıştır. O zaman kapatalım. Evet arkadaşlar, böyle bir videoyla da karşınızdaydık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve daha fazlasını istiyorsanız yorum kısmına bize ne düşündüğünüzü söyleyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Vlogbuddy'm Batu. Şu an vlog çekmediğim için ne diyeceğimi bilemedim. Vlogbuddy'm Batu'nun kanalında aşağıya postluyorum. Evet. Kendisi çok güzel videolar çekiyor. Gelin onun bakalım. Kanalına da bir uğramayı unutmayın. Bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.